Giriş yapmadan önce Shiba Coin'in şöyle bir şeyinden bahsetmek istiyorum. Yakınlarından bahsedeceğiz, en iyi alım zamanından bahsedeceğiz, swap'tan bahsedeceğiz, her şeyden bahsedeceğiz ama önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Videoyu bir saniyeyle durduruyorum. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar, şimdi şu düşüş piyasasında mesela desem ki Shiba Coin şu an mesela alın, yarın 1 dolar olacak desem direkt alır mısınız? Hadi onu geçtim arkadaşlar. Mesela şu an BTC'den dolayı düşüş var. Hani bir tek Shiba Coin'de değil zaten, diğer coin'lerde düşüş var. Yani şu an arkadaşlar benim demek istediğim şu an hem size motivasyon veriyorum hem de haberlerden bahsediyorum sürekli. Yani demek istiyorum ki elinizde sürekli Shiba tutun. Hani uzun vadeli bekletin zaten. Demiyorum ki hani yarın Shiba mesela direkt uçacak. Hani o gün mesela direkt uçacak. Hani o gün güzel haberler gelecek. Shiba Coin'de gerçekten arkadaşlar güzel haberler geliyor. Hani benim demek istediğim uzun vadeli bekletin çünkü bu haber güzel bir haber. Hani altın değerinde haber. Mesela her şey mesela diyor ki en iyi şey para olmayacak. Zaman olacak. Hani o zaman eğer beklerseniz Shiba Coin'le alakalı gerçekten de sizin için daha güzel olur arkadaşlar. Mesela diğer coin'lere bakın. BTC mesela 34'ü görüyor. Diğer coin'ler kımıldamıyor bile. Ama Shiba ne oldu? 700'den 800'e 850'ye kadar fırlıyor. Hatırlıyorsanız 9'a 10'a kadar fırladı. Hani gene bu işlemler olacak. Benim demek istediğim tek şey Shiba Coin'i hani bekleyin. Hani şu an gülüyoruz, ediyoruz. Hani bu el hareketleri falan gerçekten de Shiba Coin'i sevdiğim için. Hani Shiba Coin beni heyecanlandırıyor. Gerçekten heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. Hani siz de mutlu etsin. Shiba Coin aldıysanız mesela şu an Shiba Coin'i 4 milyon, 40 milyon alan insanlar var. Hani ben onu şey yapmıyorum. Gerçekten güzel rakamlar aslında ama hani o rakam alan insanlar hani daha çok sabırsız. Sürekli mesela Binance'a bakan, diğer borsalara bakan, mesela Shiba Coin'e olan borsalara bakan insanlar sürekli bakıyorlar. Hani 200 milyonu olan, 200 milyarı olan insan, hani 2 milyarı olan insan bu kadar bakmıyor arkadaşlar. Yani benim demek istediğim hani bakmayın arkadaşlar, gidin 200 sene sonra bakın. Mesela bu haberlere bakın. Yeni yeni mesela sürekli anlatıyorum. Sürekli Shiba Coin'le alakalı yeni haberler var. Mesela şu an bakacağımız haberler mesela çok güzel haberler. En iyi para şey olmayacak, zaman olacak. Yakım işlemlerinden, hani swap'tan, hani kazanım da yapabilirsiniz. Bu mesela sizin Shiba'nıza hani zarar vermeyecek. Hani sizin için güzel olan bir şey mi arkadaşlar? Tek yapacağınız şey Shiba swap, mesela Shiba'nın arkadaşlar sitesine girip swap işlemine girip oradan cüzdanınızı bağlayacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra bone mi yapmak istiyorsunuz, list mi yapmak istiyorsunuz? Yani diyorum ki arkadaşlar öncelikle list yapın. O sizin komisyonunuzu alacak arkadaşlar. Hani önce komisyonunuzu olarak bone kasın. Hani Shiba'da kasabilirsiniz, Ethereum'da kasabilirsiniz, liste kasabilirsiniz ama hani benim mesela şu an bone kasıyorum arkadaşlar. Hani hala bu Shiba bekletin. Mesela orada duruyor ya arkadaşlar sizin Shiba'nız. Hani ha orada duruyor, ha Binance'da duruyor, ha MetaMask'da duruyor, ha Coinbase'de duruyor. Bu fark etmez arkadaşlar. Herhangi bir yerde duruyor ve sizin elinizde şu an. Hani o hiç fark etmez. Şu an isterseniz güzel bir haberlere bakalım. Yani şu an mesela mutlu oluyoruz, gülüyoruz arkadaşlar. Hani uzun vadeli bekleyelim, gülelim arkadaşlar, eğlenelim. Niye gülmeyelim ki? Çünkü çok güzel bir motivasyona ihtiyacımız var. Neden? Çünkü Shiba Coin düştükçe arkadaşlar, çünkü bizim için Shiba Coin değerli. Sürekli bakarsak da değerli olan bir şey düştüğü zaman bizim gözümüzde de düşüyor. Yani korku, panik oluşuyor. Yani bu panik oluşmasın arkadaşlar. Hani ileriki zamanlarda bakın gerçekten de güzel şeyler olacak. Bakın boğa piyasasında mesela benim BTT'm vardı. O zaman Shiba Coin mesela yoktu. Hani o zamanlar arkadaşlar mesela ben 21'den almıştım. 41 olmuştu. Gerçekten 100'e kadar fırladı. Ben satmadım. 120'ye fırladı. Bakın arkadaşlar çok ciddiyim. Bir gün boğa piyasası, bir gün güzel bir şey olacak. Çin, mesela ABD sürekli arkadaşlar böyle Bitcoin'i kötülüyor. Neden kötülüyor biliyor musunuz? Alttan toplamak için. Bakın sürekli alttan toplanıyor. Bir gün ne olacak? Uçacak. Güzel şeyler olacak. Her gün bir düşüş varsa bir gün yükselişi de vardır. Bakın şu haberleri okuyalım şimdi. Çok güzel gerçekten de, şimdi okuyacağım uzatmadan gerçekten ama bunu kesinlikle bilmenizi istiyordum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Özür dilerim ama bu girişi yapmam gerekiyor. Türkiye'nin yavaş gelişen kripto adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Türk parasındaki sıfırları nasıl attıysak Shiba Coin'de de o sıfırları atma dileğiyle herkese selamünaleyküm. Şöyle bir habere bakacak olursak arkadaşlar, Shib isabet ederse en iyi şey para olmayacak. Yani parayı arkadaşlar bakmayın, gerçekten en iyi şey para olmayacak, zaman olacak. Bizim için gerçekten de zaman çok önemli. Bakın mesela şöyle bir şey diyor adam, emeklilikten bahsediyor artık. Ailemle birlikte olma ve faturalarımı dert etmeden gerçekten orada olma zamanı. Düşünsenize, faturanızı dert etmiyorsunuz. Hani aile sıkıntılarını hiçbir şey dert etmiyorsunuz. Shiba Coin'i şöyle bir bekliyorsunuz arkadaşlar. 1 ile 5 sene arası. İstediğiniz kadar, o fark etmez. Ben bekleme taraftarıyım. Düşünsenize bir gün yükseliyor, hiç bakmamışsınız. Mesela Bitcoin'i bir gün adam almış, hiç bakmamış. Ondan sonra satmış. Adam şu an mesela milyoner, milyarder hatta.
Tabii ki de milyoner, milyoner, milyarder. Her neyse arkadaşlar, sorumluluk ihmal etmiyormuşum gibi hissetmeden kendim için bir şeyler yapma zamanı, plan yapma, seyahate çıkma, sadece dinlenme zamanı, sonunda bir hayatım olması için 65 yaşıma kadar dahi olsa bekleyeceğim. Tabii bu arkadaşımızın yaşı kaç bilmiyorum ama o kadar da değil tabii, ama dediğim gibi yani adam uzun vadeli düşündüğünü dile getirmiş. Birazdan altın değerinde bir haberlerimiz var Şipa Coin'le ilgili. Ama şunu bir motivasyon olarak da, güzel bir haber olarak da, yani uzun ömürlü olarak da bu haberi ilkten okumak istedim arkadaşlar. Şipa Coin'le dolandırılma, dolandırıcı gibi şeyler söyleniyor. Bu haberden bahsedelim. Hani dolandırılma gibi şeyler söyleniyor ama bakın arkadaşlar, Şipa'nın mesela kurucularından birisi şöyle bir şey yazmış. Bunu temizledik. Dolandırıcılık yok. Şekerlemeyi bırak, yani boş muhabbeti bırak gibisinden bir şey yazmış. Şimdi burada bir kodlama var arkadaşlar. Pool'dan falan bahsediyor. Swap işlemlerinden olsa gerek. Yani bu işlemlerinden bahsediyor ama yani bu işlemler gerçekten de fake. Hani biraz araştırma yaptığınız zaman o zaten kodların bir yalan olduğunu zaten anlaşılabiliyor. Bu yüzden kodu kırıp şimdi düzeltmeleri gerekiyor. Bu fiyatın en az buradan 20x gideceği anlamına geliyor. 2x veya %20 değil, %2000 de bir kıdemliden, bir milyarderden Şip hakkında tavsiye sözü. Bakın bu da bana bir tavsiye olacak, size de tavsiye olsun. 2016'nın başından beri en kötü ve en iyi kripto ve ticaret günlerini gördüm. Yani her şeyi yaşamış bir adam. Herhangi bir yeri FOMO size aptalca şeyler yapmaya inecek. Satmayın. Sadece satın al. Çünkü önümüzdeki günlerde muhtemel böyle olacak. Güncelleme 7. ayın 7'si. Sanırım birinci aşama neredeyse tamamlandı. Biraz aşağı gönderiyorlar. Yani o 85 civarlarında kalırsa yukarıya çıkacağız veya 80'e çıkacağız. Bakacağız yani. Bazı kötü haberler, kaybedenler onu almaya çalışabilsin diye fiyat düşürmeye çalışıyorlar. Balinalar çoğu zaman bir bok almak için bir araya geliyorlar. Sadece hodl. Bakın balinalar yakın zamanda Shiba'ya da gelecek. Çünkü Shiba gerçekten de ucuz. Bakmayın böyle arzının çok olduğuna. Hani fiyatının, değerinin bu kadar şey olduğuna bakmayın arkadaşlar. Alındığı zaman kocaman miktarlar gözüktüğüne bakmayın. Bir gün bir balina gelecek. Gelir. Bir gün bir şeyler olacak. Bu benim kendi düşüncem. Yatırımcı tavsiyesi değil ama. Bir gün bir balina gelecek. Balinalar gelecek. Fazla bir miktarda alacak. O zaman Shiba Coin'i almayan insanlar çok üzülecek. Üçüncü madde çok güzel. Diğer haberler de çok güzel. Zaten kısa ve net açıklayacağım buraya arkadaşlar, önemli olduğu için. Tüm büyük borsalar şimdi bunu listelemek için yalvaracaklar. Coinbase büyük gelir kaybedecek. Geliştiriciler tarafından yapılan tüm parayla umarım biraz alırlar. Bu belirteci etrafında çok daha geniş bir kabul ve olumlu olacaktır. Bunu da okuyalım. Erkenden satmayın gibi bir şey. Onu okuyalım. Ondan sonra diğer habere geçelim arkadaşlar. Bu da çok temiz, kılçıksız bir haber. Dördüncü madde gerçekten de çok güzel. Erken satmaya çalışmayın. Her şeyde olduğu gibi erken satmayın. Mesela bir arsa alıyoruz. Arsa ne oluyor? Hemen değerlenmez ki arkadaşlar. Bir sene sonra uçuk bir rakamı olmaz ama 2-3 sene sonra dilim bir rakamı olur. Shiba'da öyle düşün arkadaşlar, bir arsa gibi düşünün. Hemen okuyorum. Erken satmaya çalışmayın. Kazananlarınızı asla erken katlamayın ve kaybınızı her zaman erken ayırtın. Bu yüzden 6 ay sonra bileceğiniz bir sonraki şey ve 0.001'e yakın olacağız. Bu bir %1'i seyretmeyi düşünmek bile İyi bir nokta. Bunu Türkiye'de de, ABD'de de, diğer ülkelerde de çok fazla gördüm. Shiba Coin bize bağlama şeyi, Shiba Coin'in başka insanlara bağlama şeyi, topluluğumuzun bu kadar büyük olması. Bakın arkadaşlar, mesela insanları görüyorsunuz. Ellerinde Shiba Coin'in bir şey var, bir kağıt var işte Shiba Coin'in temsil ettiği. Yani bu çok güzel. Bizi Shiba Coin'e böyle bağlama, uzun ömürlü tutmamız arkadaşlar bizim için çok güzel bir şey. Ama şunu hemen okuyalım arkadaşlar. Shiba'nın bazı dünyanın her yerinde birbirini bağlama şeklini gerçekten de seviyorum. Pek çok hayata ne kadar derinden kök saldığını görmek inanılmaz. Küçük balıkçı köylerinin resimlerini bana da paylaşan bir kullanıcı var. Bunu çok iç içe açıcı buluyorum. Dünyanın her yerine yakın dururuz. Yani Shiba Coin'in bir bağlılığı var. Gerçekten bu çok güzel bir şey. Zaten bizim topluluğumuz yani çok coin'den gerçekten çok büyük. Hani ilk 10'da, birinci sırada zaten Shiba Coin sürekli var trendlerde. Bu bizim için çok güzel bir şey yakın zamanda. Zaten hodl'lara sesleniyorum arkadaşlar buradan. Uzun vadecileri düşünüyorum. Tabii bu yatırımcı tavsiyesi değil. Bunların hepsi kendi düşüncelerim. Ama burada olan haberler de arkadaşlar hani okumazsak olmaz şimdi. Burada haberler de gerçekten doğru bir haberler. Yani mesela Binance'da en ucuz coin şu an Shiba.
Hani değeri de gerçekten çok güzel. Hani arzına bakmayın. Otursanız gerçekten bu rakamlara bakmayın arkadaşlar. Benim için bunlar çok güzel. Mesela Chartik'e bakalım. Chartik'te neler var? Değeri nelere ulaşmış? Şimdi hemen Chartik'e bakalım arkadaşlar. Bitcoin'e rağmen Shiba Coin'imiz gerçekten de fazla derecede düşmedi. Hani geçenlerde mesela 900 seviyelerinde 4.2 idi. Şu an 3.5'ta gözüküyor. Mesela arkadaşlar düşüşümüz hani şeyde 2.5 milyon gözüküyor. Yükseliş de arkadaşlar 4.52 gözüküyor. Bu gerçekten de hani yüksekler şeyler alım gücünü arttığını gösteriyor. Eğer Bitcoin de mesela yükseldiği zaman çok fazla mesela yükselişinin bu haberi arkadaşlar. Düşüşümüz de gerçekten şu an mesela çoğu insan satmıyor. Tabii arkadaşlar kazanan insanlar, sabreden insanlar. Sabredersek sabretmeyenin parasını çatır çutur yiyeceğiz. Yani benim istediğim gerçekten sabretmeniz, sabreden her şeyi de kazanır zaten. Evliliği bile uzun vadeli düşün. Düşünün. Zaten şuradan grafiğe de bakacak olursak arkadaşlar grafiğe 7. ayın 6'sında zaten 4.5'tu. Bu da zaten 950'leri görmüştü arkadaşlar. Şu an zaten hani çok fazla da bir piyasa değerimizin düşmediğini görebiliyoruz. Hani 3.5'a kadar düşmüş ama hani çok da büyük bir düşüş değil tabii bu. Yakın zamanda da çok yüksek yerlere geleceğiz zaten arkadaşlar inşallah. Shiba Coin topluluğumuzu büyütmek adına, çoğu insana göstermek adına arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Shiba'nın 0.01 dolar olması için. Sizleri gerçekten de çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sabah saat 10'da, her gün sabah saat 10'da zaten video atıyoruz. Sizi çok severim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.